ALB Yatırım'dan herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlerle birlikte MetaTrader 5 platformunda alış ve satış işlemi yaparken kullanabileceğimiz ve işlemlerimize oldukça faydalı kar al, take profit, zararı durdur, stop loss emirlerini inceleyeceğiz. Öncelikle MetaTrader 5 platformuna girdiğimizde sol tarafta ürünleri görüyoruz. Ürünler kısmında işlem yapacağımız parite ekli değilse eklemek için tıklayın kısmına. İşlem yapacağımız ürünü yazıyoruz ve pariteyi listemize ekliyoruz. Daha sonra üzerine çift tıkladığımızda alış ve satış yapacağımız sayfa karşımıza çıkıyor. Tür kısmından piyasa emrini seçiyoruz. Hacim kısmından da işlem yapmak istediğimiz hacmi oranını ayarlıyoruz. Ben 0.05 hacimlik işlem yapacağım. Bu işlemimde ben alış işlemi yapacağım. Bu sebeple zarar durdur ve kar al emirlerimi ona göre vereceğim. Öncelikle zarar durdur emrimi ayarlamak istiyorum. Peki zarar durdur emri nedir? Zararı sınırlamak amacıyla açık olan bir işlemi belirlenen bir fiyatta kapatma emridir. Buradaki amaç daha fazla zarar etmenin önüne geçmektir aslında. Şimdi alış işlemi yapacağım için 18.31 seviyelerinden alış işlemi yapacağım. Bu sebeple zarar durdur emrini şu an alış fiyatından daha düşük fiyata gireceğim. Bu isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz veya dilerseniz de direkt buradan silip ayarlayabiliyorsunuz. Kâr al emrine geçiyoruz şimdi. Kâr al emri nedir? Açık olan bir işlemi önceden belirlenmiş bir fiyattan kapayıp kâr elde etme amacıyla verilen emirdir. Yani şöyle piyasa fiyatı belirlediğiniz kâr al noktasına geldiğinde kâr al emriniz gerçekleşir ve pozisyonunuz bu fiyat üzerinden otomatik kapanıyor. Şimdi bu emirler peki benim ne işime yarıyor? Bu emirler kar al ve zarar durdur emirleri risk yönetimi açısından önemli emirlerdir. Önceden belirlenmiş bir kar veya zarar durdur durumunda bu emirler kendiliğinden aktif bir şekilde gerçekleşir. Kar al emrimi şimdi ayarlıyorum. 18.31 seviyesinden alış yapacağım. Kar al emrimi de 18.31 seviyesinden yüksek fiyatta giriyorum. 18.50 seviyesine gelince direkt pozisyonu kapatıyor. Şimdi alış yapacağım için pozisyon kapatırken alış pozisyonu satış fiyatından, satış pozisyonu ise alış fiyatından kapatılır. Şimdi işlemi gerçekleştiriyorum. Piyasa fiyatından al diyorum ve emrim sol alt köşedeki işlem kısmına direkt yansıyor. Pozisyonu isterseniz kapatalım. Piyasa fiyatından kapat dediğimde alış işlemim hemen kapatıyor. Daha önceden de dediğim gibi pozisyon kapatırken alış pozisyonu satış fiyatından kapatılır. Satış pozisyonu ise alış fiyatından kapatılır. Tekrardan isterseniz bir işlem yapalım sizlerle. Yine dolar TL'de çift tıkladığımda alış ve satış yapacağım sayfa direkt karşıma çıkıyor. Burada satış işlemi gerçekleştireceğim. Piyasa emrini seçiyorum. Hacmimi ayarlıyorum. 0.10 hacimlik işlem yapacağım. Şimdi satış işlemi yapacağım için 18.30 seviyelerinden işlem açacağım. Bu sebeple zarar durdur emrimi satıştan daha yüksek giriyorum. Buraya da 18.50 giriyorum. Kâr al ise 20 giriyorum. Piyasa fiyatından sat dediğimde yine sol alt köşedeki işlem kısmına yansıyor. Dilerseniz pozisyonu kapatmak için direkt sağ tarafta bulunan çarpıdan da pozisyonunuzu kapatabilirsiniz.